Murat geçerin bir Süzen'e günaydın diyelim. Bir de bakalım ne hazırlayıp bizim için. Süzen günaydınlar. Günaydın Nevin. Günaydın Süzen. Günaydın Murat. Ne hazırlayıp sen Süzen bugün bizim için? Bugün güzel bir yemek olacak. Meksika yemek de az. Adı kasadi inşallah gözümüze göre olur. İnşallah. Her zaman Süzen bir şey yapıp beğenmemişim. Her zaman güzel şeyleri ve farklı. Aynen. Meksiki dergi özü adını dedi ama adı biraz zor olduğu için ama Meksiki bir yemekti. Meksiki bir yemek. Yani Meksik'ten gelipti. Onun önemli baharatında farklılığı var. Yani ben biliyorsun Meksiki yemekler baharatlar fazla var. Yok Meksiki diyende o biraz acılık fazla oluyor. Yani acılı. Şey biz ne diyoruz keskin. Keskinli. Keskin oğlu. Ama baharat o biraz Hint tarafı. O Hint çok baharat. Aynen. Ama Meksik'in de o mix olmağı Meksik'ten gelip. Meksik mix olmalı Meksik'ten gelip. Yenge bilgi. Aklımı inen bu şovar şeydi. Hemen gider ve kaptın cengizle. Bakalım kollar üzerine. Ne çıkır kaslarımız yapar. Ona çıkır sıhhatler var. Onu izleyelim. Şimdi haber var. Şif Süzen'le Nevin'e geçen kısa bir aradan sonra bakalım bir gün Meksik'i bir yemeği ne yapacak. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün mutfağımızdan Meksiki bir yemek yapacağı. O da adı? Kasadiye. Kasadiye. Kasadiye yemeğini yapırız. Ama kasadiye nece olacaktı ve en önemli mağazası nerede? Bunları hepsini detaylı bir şekilde konuşsa bizim için. Bir de ilk soru malzemelere geçmeden evvel. Kasadiye yani meşhur kültürlü bir yemekti Meksiki yoksa normal böyle? Böyle eski yemeklerdendi yani. Eski zamanlarda keşfolunuptu. Ekmek de yapardılar özün ama ben ayrı şekilde yapacağım özün. Yani torçalı ekmekler var, sadece ekmekler diğer kuzun ama neden yapılır? Biz ben farklılık yaratmak istedim. Yani böyle yenilebilsin. Aynen. Peynirden böyle kaplı küçük kaplar getirdim. Görüntüsü daha güzel olardı. Bazı kere o ekmeklerden çok insan sevmez özün. Tabii. Başka bir şey en yapılır. Önemli şey o da yani köskte, tavuk köskte, et dergi bu en önemli şeydi şu an. Çünkü et sevmez. Tavuk köskümüz var bu şekilde. Hurda doğramışım. Çok da hurda değil yani normalde. Şirin biberimiz var. Tabii. Yanında da bezelye patatesi. Bu hazır marketlerde var. Bir adet tomatamız var. Bir adet soğanımız, patatesimiz var. Hurda doğramışım. Kaşar peyniri, biraz da domates salçası. Baharat en kullanım. Önemli baharatı çünkü biraz önce Meksik diyende demek ki baharat bol baharatı. Bol baharatı, keskin olar. Aynen kırmızı biber kullandık, biraz da pul biber, karabiber. Biraz da oregano yani kekik diyebiliyoruz. Nerede bu? Oregano, zaten kekik, aynen de. Yanında da tavuk baharatı. Bu menler yani biraz pudra sarımsağı isten, biraz burada soğan, yani biraz farklılık olsun. Tadı versin. Ben. Tabii. Yanında da aynen tuz kullanmak normal. En önemli. Hatta tuz ekmeği yorsun olsun. Şimdi yak koymuşuz ustamıza. Kasadiye'ydi dedi aldım. Böyle. Kasadiye yemeği. Gördüğünüz gibi değerli hatunlarımız malzemeleri çok çok basiti. Yani normal sebzelerdi. İlk önce patata kayım olduğu için. Ben Süzen yerine bir gizlerim. Çok sürü çalışmasın. Elimde olsa koyarım Süzen özü programı sunsun. Ben burada özüm yapıyorum. Tabii ilk önce her zaman malzemelere başladığımız zaman ilk önce hiçbir şekilde ne biberi, ne domatesi, ne soğanı, ne de başka malzemeler bırakmamın. İlk önce patatanı koyarız çünkü kıyımdı. Biraz daha fazla vakte de ihtiyacı ola hatta bir şey. O yüzden Süzen şimdi hemen direkt patatanı bırakır. Biraz donatırız o zaman böyle çok da fazla pişirmeyelim böyle azsın çünkü fırında da bir süre pişecek. Fırında da yumuşak olur sanki böyle kaynadırsan özü. Böyle o şekilde olur. Tabii. Edebilirlerse de o dediğimiz bezelye hazır var. Aynı ondan kullanalım. Ben biraz fazla patata da adını istedim. Ama biz her zaman fresh şeyler sevdiğimiz için değerli hatunlarımız kimin çok hızlı bir şekilde sır bir yemeği yapsın ve hiç istemiyor vakit kaybetsin ya da çok acelesiz de ondan dönüp o patatı biraz eğer vakit isterse beklemeyi, doğramayı. Bu zelabiyden yer kökünün içinde de patates var. Hani hazır alsız özün marketlerinde. Hemen direkt bunu da kullanabilirsiniz özün. Evet. Ama maşallah biz milletimiz daha doğrusu çocuklarımız her zaman biryanide patatesini seçerler. Yemeklerde patatesini yer. Çünkü patata bizim yanımızda çok güzel ve lezzetli bir yemektir. Evet. Dikkat edirseniz
dünyanın birçok yerinde Süzen. Patates reisi bir bir malzemedir yani şeyde, restoranlarda, evde de. Nece soğan var gerek olsun, patates de gerek olsun. Hiç eşlik olmaz yerlerde. Her şey yapabilsen içine. Biryani koyabilsen özellikle, yapabilsen içinde. Yemek, aşını desen, tepsisini yapasan. Tepsi de daha başka ne? Böyle normal kavurabilsen, kaynatabilsen. Patata küftelsin. Yapasan. Her şey olur. Finger edesen perde, her şey olur. Kameraman arkadaşımız yardım eder bize. Tabii bu arada fazla çok karnını sevdiği için yani yemekte bayağı iyiydi düşünmekte. Patatesi yani, koyduktan sonra şimdi merak ediyorum Suzan ikinci malzemeni ne koyduk? Tavuk ayarı. Tavuk. Dizmişsin. Özgüden beraber soğan daha. Kalan malzemeleri üst üste koyabilirler daha. Hemen direkt. İnce. Tavuk direkt rengi değiştirdi. Ben. Tavuk da biraz vakit ister o yüzden. Hemen direkt patatesden sonra bıraktık o yüzden. Ama patates kiminden yani tez pişer o kadar derken. Bir de kırmızı et zor bir şey yani bu tavuğu biraz daha tez pişer. Bazen güzel mesela şimdi bizim bir kültürlü yemeğimiz var. Ben. Ama restoranlarda çok yoktu yani. Ben. Az var her restoran satmaz özüm. Dolma gibi. Ben. Biz dolma yaparız. Örnek verim dün biz dolma yapmıştık daha güzel. Afiyet olsun. Dolma gibi ama her restoranda dolma yoktu. Satmasın ya. Bu kesadiye yemeği Meksik'te her restoranda var yoksa özler de aynen bas ailece içlerinde kültürlü bir yemekte. Öz ailece yapılırız yani evlerde yapılır bas yani restoranlarda da pasan. Restoranlarda özel yemeklerdi benim. Ama dediğim gibi özleri sadece kümelgiden yaparlar özün. Torçilli kümelge yer falan. Ama ben farklılık istedim kablada yapmam için. Hatta ekmekten yiyebilirsin. Edebilirlik pilavda yaparız yanında. Espresso peynir olduğu için o kadar yani pilavdan hoş olmaz. Pilavdan hoş olmaz tabii. Peki peynir olduğu zaman böyle sada yiyelim özü? Sada ekmekten güzel bir şey olur. Hı-hı. Ya da normal aynı sadece ekmeğin içine koyarlar. Tepsideler öz makinelerden. O da olur. Güzel. Peki ya burada şey bırakırsan yeşil biber. Evet. Bu biberin sarısı var, kırmızısı var. Kullanabilir miyim? Normal biber kullanabilir. Çok erkenli. Yani soğan şekillendirme hatırı için. Burada yeşil biberimiz var. Bunun kırmızısı, sarısı da var. Aynen kullanabilirsiniz özünü. Bence daha güzel olur sizin. Böyle daha güzel olur. Yani güzel renkleri olur. Şimdi soğan koyduk biz. Soğan da biraz başlasın hiç olma. Ben eminim bu yemek çok güzeldi. Yani patates, tavuk köskide, peynir. Yanında da peynir. Üç şey bir arada yani. Hemen biber de koyar güzel mi? Biber bırakırız. Bol yeşillikli, bol sebzeli bir yemekti. Faydalı da aynı zamanda bak. Yani edebilirler az yağdan yapsalar özüm. Bu kullandığımız malzemeler, sebzeler hepsi faydalı. Yani bu arada da faydalı bir yemekti ama değil derdi. Yani yağını az etseler olabilir. Yani neden olmasın. Fırında da pişecekti bir süre. Yani güzel bir yemekti. Sonra bizim evde de her bu malzemeler hepsi bulunur. Aynen. Eşik olmaz. Aynen. Yani güzel bir farklı bir yemek olur. Şimdi sebzelerimiz biraz pişsin. Hemen baharatları koyarak. Baharatlara başlayarak ilk önce tuzumuzu bırakırız. Tuz her zaman sizden göz ayarı bırakırız. Ya da iki kaşık. Bakarsan ne kadar ihtiyaç olur. O kadar. Sonra meşhur pul biberimiz var. Yani malum Meksika bir yemek olduğu için gerekim bol baharatlı olsun, bir de acılı olsun. Keskin olsun lazım. Tamam. Karabiberimiz var. Her birisinden çay kalsın. Bilmiyorum hiç kırmızı biber kullansın. Her rengin de akışar. Güzel bir tat verir özden. Bu da pudra sarımsak çok az koyacağım. İstemem çok fazla koksulsun. Biraz pudra soğan. Güzel. Baharatlarımızı koyduk. İndi. Hemen yemeğin kokusu değişildi. Hemen baharat kokusu çıktı ortaya. Ve bundan önce de bir bilgi verip de bize Süzen deyip de kavurmakta gereken baharatları
bırakasan yılağın içine. Ne için? Dalda dalda olsun, biraz pişsin. Koku verir, tadı verir. Ondan sonra suyu bırakarak, eğer su ihtiyacı var ise o yemek. Böyle. Hatta böyle güzel kost çıksın, baharat piştiği zaman daha güzel olur zaten. Evet. Yani bazı insanı var, suyu koyar sonra baharatı tozlarına, onda güzel olmaz dadı. Ama şahane bir kost var. Gel lan, tamam konuda koyalım. Tamam, tezi bıraktı. Tamam, tamam, aynı biraz pişirir o yüzden. Biraz böyle bulantılı olsun. Zaten fırında da pişecek yani. Tomatolar hemen pişer fırında. Edebilir fırına koyunda hemen peyniri atmayalım üzerine. Biraz pişsin. Çünkü peynir kes kızarar, kurur. Koysa da pişsin, tamam biraz kaynasın. Sonradan kızarmak da çıkarsa üstüne peynirler koysa da kızartılır. Eğer baktıysa sebzeler iyi pişmişse. Hemen burada kalan malzemeleri. Biraz buzluktan çıkartmışlar. Hala hepsini. Bunları hazır alabilirsiniz marketlerde. Ben. Her markette var. Edebilirler evde saklasınlar özüm. Buzdolabında aynen. Gel, şekil çok güzel oldu. Kofu da şahanedir. Ben ama burada ben son şeklini merak ediyorum. Acaba sonunda nece olacaktı? Bir de bu faydalı bir yemekti. Bol sebzelidir. Çocuklar da çok severler özüm. Çünkü hani biraz önce dedik sosisten patates ikisi de bir aradaydı. Bildiğimce bunu biz en son kullanırız. En son kabları en koyduğumuz son. Zaman. Yani mi? Yaptıktan sonra bütün malzemeler bitirdikten sonra küçük küçük kaseler hazırlayırsın. Bizden keşke kaseleri bir yana getirseydik. Tamam, iyi getirin. Gösterelim size. Bu kaselerde, buna ne diyor? Fuhar diyorlar bunlara size. Bari. Yoksa normaldi. Bu fırına girer. Sinin içine su koyup sen. Bari, biraz böyle buharlansın, kurumasın. Sebzeler sulu kalsın. Üstündeki peynir de kurumasın hatta. Tabii. Ben şimdi sanmadılar da. Burada suyu. Değerli hatunlarımız. Gerekim her evde bunlardan olsun. Sadece bu yemekte de değil. Belki de bazen muhallebide, başka yemeklerde sen yapasanız. Süklaç. Süklaç da sizden aynen dediği gibi. Başka tatlılar, yemekler de var. Bunlardan gerek evde olsun ya da bu fuhardı. Hemen sinye bırakmak odan özne. Altına biraz birçok az su bırakasan. Bildiğim gibi hatta kırılmasın sıcaklıkta. Kırılmasın, bir de biraz buharlansın. Bir de buhar verir özne. Bunların içine direkt doldurur özne. Ondan sonra üstüne bırakarak peyniri, ondan sonra hemen direkt fırına koyarak özüm. Şimdi suyu koyduk biraz. Çünkü sebzelerimiz çok iyi pişmeyipti, fırında da ısırın pişsin. Yani suya ihtiyacı var biraz. Ben. Çünkü fırında su koymasalar kes kurur. Yani kuru bir şey olur. İstirin biraz sürü olsun, hadi tabii. Güzel bir tadı olsun. Hemen biraz pişsin. Sen daha baharata ihtiyacı yoktu. Kaldırağın özlerimizden. Baharatlar da buradan kaldırağın. Şimdi hemen doldurmaya başlarız. Ben. Çok fazla kaynamaya gerek yok çünkü zaten fırında kaynar indi. Tabii. İstedim biraz sulu olsun. Önce baharat getirirsin Süzen. Gel git gel git baharat Meksik kaldır bitmiyor. Meksiki yemek. Bu kadar güzel. Koyarak çünkü üzerine peynir de koyacağım. İki adet. İki kaşık yani. Ben. Özü her zaman yani ayrı tepsileri de koydular zaten bayrak da. Sanırım özü size. Kef oldu. Sen güzel, tamam. Dedim buharı el ve dergine. Değerli hatunlarımız gördüğünüz belki tabi yani çok asan bir yemekti, hiç zor değildi. Malzemelerin aynen Süzen'in yaptığı gibi bu şekilde doğrağın özün ve
Bu kaselerden de o sevdi. Hepsini kavrasan, baharatların tam istediği o teki, istemediği o baharatı bırakabilmesen içinde. Ben. Çünkü her zaman bizim Süzen baharatı ne yapıptı? Herkesin kendi tercihine göre ne cüstürse onu kullanır. Bir de edebilir yani keskin sevmirseler koymasın kıymız biber. İstemirseler Meksiki olsun. Pardon, istemirseler spicy olsun. Hiçbir şekilde edebilir. Keskin koymasın. Keskin bırakmasın içine. Hiçbir biber kullanmasın. Kenarak ya böylece savuk olur. Çünkü bazen hani biraz önce dedim. Çocuklar bu yemeği çok severler. O yüzden çocuklar acılı şey yemedikleri için biraz etkilenirler. Ve acıdan o yüzden biz de gerek onları düşünelim. Hemen koyduk bu şekilde. Süzen onu da kalmasın. Bırakalım içlerine ne düşer. Mesela hem bunun içine. Az olanlara koyalım. Aynen. Bu da azdı. Orada. Bu da azdı. Bu. Yani bu şekilde hepsi koyetti. Aynen. Hepsine tesavvü bir miktarda hepsine payetti ve çok güzel bir kokusu var. Şimdi hemen başlarız peyniri bırakmaya. Ondan sonra hemen direkt fırına. Dediğim için eğer sebzeler iyi pişmeyipse peyniri sonradan kızartmakta koysalar. Hemen üstünde işletmezler. Biraz pişsin. Sonra üstünü kızartsın. Çünkü peynir tez kızarar. Tabii. Kuru olmaz. Demek ki yani Süzen değilsen peyniri bırakmadan evvel fırına bırakabilsen özne. Bırakabilsen. Kalsın ben. Sonra peyniri bırakasan. Çünkü peynir tez kızarar. Ama içindeki malzemeler tez pişmez. Yani pişirsinler özneyi. Sonra ve peyniri. Yemeğimizin son şekli bu şekilde olur. Tabii. Biraz bol peynir. Anlaştık. Şimdi hemen direkt fırına bırakarız özne. Tepsileri çok küçüktü, çok nazikti. Yani şekil olarak da güzeldi. Ağırdı. Düşmesin elimle. Tepsimiz direkt fırına gitti ve böylece bir gün Meksiki bir yemeği yaptı. Bu Meksiki yemeği çok adı neydi? Kasadiye. Kasadiye yemeği. Meksik'te çok meşhur bir yemeği. Ve biraz sonra tekrardan geldik Süzen'in yanına ve bakalım Meksiki yemeğimiz ne oldu. Şimdi de biraz sağlığı izleyelim. Sağlıkla ilgili bugün doktor Roya bu yeni hastalık üzerine konuşur. Gördük usta ki korona geldi başımıza ve onda menatı cüval oldu. Çok insanlar dışarıya çıkmadı, evde kaldı ve bu hastalık çok azizi bizlerden aldı. Şimdi değiller yeni bir hastalık gelipti. O da da'el kurud diyorlar özne. O yüzden bu hastalığın arazı nerede, hardan geldi. Peki onun yanında da şifası nece olan, nece özümüze makayet olalım. Hepsini detaylı bir şekilde doktor Aroyan Nazır'ı beraber izleyelim. Şimdi de bir bakalım Meksiki yemeğimiz her halinde pişipti ve fırından çıkardığınızı size. Ne kadar güzel bir kokusu var. Şahane bir kokusu var. Güzel peynirler kızarım. Ama sıcaktı. Ha, çok sıcaktı. Hemen peynir, kameraman arkadaşımız eğer yakından çekir sözünü. Çok sıcaktı. Peynir tam üstünü tutuptu ve içindeki malzemeler hepsi pişti. Bir şey sabahı bir şekilde. Ben özüm bile bile yani içindeki sulu ettim. Tabii güzel olsun. İçindeki malzemeler suludu. Tabii bunu bu arada yani isteyen herkes kendi tercihine göre sıcak olduğu için ağzım sulandı ama yiyebilmiyorum. Bilmem ağzım yanar sonra seçebilmem. O yüzden yemeyeceğim, sağlıktan sonra yiyeceğim. Şekli suludu, edebilsiz, normal bir burgul yapabilsiz yanında. Burgul yapabilirler ben. Burgul yapabilsiz yanında ve
ya da pilavdan yağsız özün ama bu şekilde de sac ekmeğinden de aynen sac ekmeğinden de olur ama bu şekilde de yiyebilirsiniz özün. O yüzden gerçekten yani buradaki yemek bugün şahaneydi. O da Meksiki bir yemeğiydi. Sizden tekrardan teşekkür ederim.